Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir incelemeye daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ayakkabımız var. Introdan da gördüğünüz gibi farklı bir markaya, Under Armour'a ait bir ayakkabımız var. Farklı derken diğerlerine oranla daha az incelediğim bir marka çünkü. Aslında daha çok incelemek istiyorum ama bir türlü ayakkabıları beğenip de alıp da inceleyemiyorum. Bu sefer aldım, iyi ki de almışım dediğim harika bir ayakkabı oldu arkadaşlar. O ayakkabı da Under Armour Spawn 3 oluyor. Spawn artık nasıl okuyorsanız. Under Armour kutusu bu şekilde çok normal, basit bir kutuda geliyor. Hemen çıkartayım bir tanesi ve incelememize geçelim. Son zamanlarda bunu normal spor yaparken de giymeye başladım. Ve gerçekten beni şaşırtan, iyi anlamda şaşırtan harika bir ayakkabı oldu. Yani şöyle düşündüm arkadaşlar. Böyle bir ayakkabı varken ve ben bunu ne kadar aldım? Hemen ondan da bahsedeyim. 660 liralara falan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Çok indirimli bir rakam olmuş oldu. Şu Curry 1950 lira. Ben bunu 1350 liralara gibi almıştım indirimden. Yani dedim ki bu tarz pahalı ayakkabılara hiç ama hiç gerek yok. Bunların reklamı önemli değil. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Boş verin. Şöyle daha indirimli, uygun bir ayakkabı alın. Hayatın tadını çıkartın dedim. Yani o kadar beni şaşırtan ve mutlu eden bir ayakkabı oldu. Uzun zamandır Under Armour markasında beğendiğim bir basketbol ayakkabısı bulamıyordum. Ama bu ayakkabı arkadaşlar beni gerçekten şaşırttı. Çok hoşuma gitti. Birçok anlamda harikaydı yani. Sizler de eğer uygun fiyata bulabiliyorsanız bence kaçırmayın. Direkt sipariş edin diyorum. Yani Curry'ler, Murray'ler şu an var ya, böyle atasım geldi. Bundan sonra pahalı ayakkabılara çok yönelmememizi söyleyen bir ayakkabı oldu. Uzun zamandır bütçeli model olarak piyasaya çıkan bu tarz hani imzasız modellerden bu kadar beğendiğim ayakkabı olmamıştı arkadaşlar. Böylelikle de kafamdaki tabulardan bazılarını yıkmış oldu. Fazla para vermeyin, bunu alın diyorum. Şu an kontrol ettiğim zaman 900 liralara falan yine bu satılıyor. Ama şu andaki indirimsiz bütçeli modeller, işte T5'ler, One Take'ler, işte Precision'lar falan hepsi 800-900 liralara fırlamış durumda. Bence aralarında açık ara en güzeli bu ayakkabı olacak. Evet, hemen ağırlığıyla başlayalım. 384 gram, 45 numara giyiyorum. 384 gram. Bayağı hafif olan ayakkabılarımdan bir tanesi arkadaşlar. Bunu elinize aldığınız zaman direkt hissedeceksiniz. Biraz görünüş itibariyle yürüyüş, koşu, antrenman ayakkabılarını andırıyor. Ki bu benim hoşuma gitti. Yani basketbol ayakkabısı olarak alıp hani bunu antrenmanda giymek istiyorum, spor salonunda giymek istiyorum dediğiniz zaman giyebilirsiniz. Bu benim beğendiğim renklerden bir tanesiydi. Birçok farklı rengi var arkadaşlar. İşte kırmızılısı var, siyahlısı var. Onlar daha dikkat çekmeyen olarak düşünülebilir ama benim bu renk bayağı hoşuma gitmişti. Üstü oldukça sade olmasına rağmen altta şöyle görüyorsunuz daha böyle cırtlak bir tasarım var. Şöyle yanında bir Under Armour logosu, hemen diğer tarafında bir Under Armour logosu. Dilde ama genelde temiz bir görüntü veriyor, öyle söyleyebilirim. Peki performans olarak nasıldı? Bir basketbol ayakkabısı olarak alırsanız nasıl olur? Ona geçeyim. Hatta ona geçmeden önce günlük olarak kullanım için bence birebir harika, çok rahat. Hani basketbol ayakkabısı alıp her yerde giyebileceğinizi düşünüyorum. Stepping comfort dediğimiz yani adımlama rahatlığı da inanılmaz iyi. Çünkü ayakkabının şeklinden kaynaklanan şu ovalliği görüyorsunuz. Gayet keyifli, hafif olması, nefes alabilir olması kesinlikle basketbol dışında harika bir kullanıma sebebiyet veriyor. Ve basketbol içine olarak bakalım. Orada nasıl? Şimdi kademe kademe inceleyelim ve hemen alt kısmından başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabanı çok çılgın, değişik bir biçimde çıkıntılara sahip ve harika ötesi iş yapıyorlar arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Oldukça derin bu çıkıntılar. Dışarıda oynamanızı tavsiye etmem çünkü yumuşak geldi biraz bana. Yani hızlıca eritebilirsiniz. Ama arkadaşlar saha içinde gerçekten çok iyi iş yapacaksınız. Size çok rahat yardımcı olacak harika bir taban tuşuna sahip. Curry 8'i pek de aratmayabilir. Bu ayakkabı beni çok şaşırttı bu yönüyle. Adeta uhu varmış gibi ayağınızda yapışıyorsunuz. Biraz kirlenmiş görüyorsunuz. Fazla da toz tutmuyor. Bu da benim hoşuma gitti. Yani sürekli elinize silmenize gerektirecek bir durum yok. Bu tabana benim 10 üzerinden vereceğim puan arkadaşlar 9,5 olacak. Gerçekten verdiğim en yüksek puanlardan birini veriyorum. Taban tuşu olarak şok oldum. Gerçekten çok şaşırdım. Tamam, aldığım ve kutu açımını yaptığım zaman güzel olacak diyordum. Fakat bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Taban tutuşu arayan, guard oynayan veya hafif ayakkabı, rahat ayakkabı giymek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görüyorum arkadaşlar. Taban tutuşu harika hissettirdi. Özellikle guardlar için yere de yakınsınız. Görmüş olduğunuz köpüğün üstüne basmıyorsunuz. Ayağınız bir aşağıya doğru oturuyor. Yerle ayağınız arasında ufak bir boşluk var. Böylelikle hani sahayı kontrol etme, sahayı hissetme, daha hızlı hamle yapmanızı kolaylaştırıcı çok güzel bir ayakkabı olmuş. ve guardlar için bence oldukça uygun ve oldukça harika bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki büyük adamlar da giyebilir. Yani bu ayakkabının mevkisinin olmadığını düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Ve yukarıya geçelim, yastıklamasına geçelim. Arkadaşlar tüm tabanda Mikro G yastıklaması var. Görüyorsunuz şurada da ufak bir biçimde gösterilmiş. Çok kalın gibi dursa da ince bir tabakaya basıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle çok sert turnikeye kalkarsanız, işte çok zıplarsanız biraz böyle yeri hissedebilirsiniz. Yani orada daha küçük bir tabaka kullanılmış. Keşke bir tık daha büyük olsaydı. Benim gibi iri adamlar için harika yapmış olurdu. Fakat bu incelik de gayet yeterli. Özellikle guardlar için bence bulunmaz bir nimet yapıyor bunu. Hem yastıklaması hem taban tutuşu çok iyi. Bu yastıklamada gerçekten arkadaşlar yumuşacık. Yani böyle bakıyorsunuz eliniz bile giriyor. Ayağınızın altında adeta bir boost hissiyatı var. O kadar rahat, o kadar güzel. Yürüyüş ayakkabılarında bulabileceğiniz, React ayakkabılarında bulabileceğiniz bu yumuşaklık, böyle bu pofurluk var. Biraz daha fazla olsaydı hani sert hamlelerde düştüğünüzde daha iyi koruyabilirdi. Ama yine bu haliyle de etkiden korunma harika. Yani bu Curry'lerde, Curry'de hatırlarsınız Mikro G vardı. İşte flow var, bilmem ne var, o var, bu var. Hepsi hikaye diyorsunuz. Şöyle bir Mikro G kullanılsa herhalde bunların kompozisyonları da farklı oluyor. Çünkü Curry'lerde kullanılan taş gibi hiçbir şekilde etkiden korumazken burada harika bir kullanım olmuş. Benim aşırı hoşuma gitti. Yani beklentim yoktu ama inanılmaz rahat geldi. Keşke diyorum bütün Under Armour ayakkabıları bundan kullansa, biraz daha kalınlaştırsa, inceleştirse, o şekilde kullansa. Farklı bir teknoloji aramaya gerek yok. Gerçekten çok iyi olmuş ve buna da benim vereceğim puan 10 üzerinden 9.2 olacak. Çok keyifli bir yastıklama, çok hoşuma gitti. Kesinlikle şu ana kadar incelediğim en iyi yastıklama oldu Under Armour ayakkabıları içerisinde. Curry'leri genelde incelemeye çalışıyorum biliyorsunuz. Böylesini daha önce görmedim. Çok keyifli, çok güzel. Ve hemen üst kısma çıkıyorum. Üst kısımda ise biraz daha ucuz hissettiren değişik bir yapı var. Alt kısımda mesh diye tabi ettiğimiz, şu görüyor musunuz? Delik delik olan böyle ucuz ayakkabılarda kullanılan bir yapı varken üst kısımda ise böyle petekli bir örgülü yapı kullanılmış. Yürüyüş ayakkabısı gibi hissettiriyor. Fena değil. Çok rahat, çok nefes alabilir. Dikkat ederseniz zaten delikler oldukça fazla. Kesinlikle ayağınız terlemiyor. Biraz yana yapacağınız hamlelerde ayağınız hafif çıkıyormuş hissi oluşturuyor. Çünkü yandan çok destekleyici bir şey kullanılmamış. Kullanılanlarda yeterli olmamış. İşte şurada gördüğünüz, orta ayakta gördüğünüz kısımlar var. Önde parmağınızı koruyan kısım var. Bu şekilde biraz daha güçlendirilmeye çalışmış ama bence çok yeterli değil. Çok rahat olsa da özellikle 3, 4 ve 5 oynayan ve ufak böyle sert dönüşler yapan ağır arkadaşlarım bunu zedeleyebilirler. Aslında 1 numaradan 5 numaraya herkese uygun dedim ama biraz daha ağır olup çok hareket eden, yani LeBron tarzı oyuncular için diyeyim, fazla uygun olmayabilir. Daha doğrusu uzun süreli kullanamayabilirsiniz. Bunu yırtıp çıkabilirsiniz. Bu noktada biraz hoşuma gitmedi. Biraz da tabii ki kalitesiz ve ucuz hissettiriyor. Normal, zaten bu ucuz bir ayakkabı, yani 2000 liralık bir ayakkabı değil bu. Biraz dandik hissiyatı burada yakalıyorsunuz ama böylelikle bu ayakkabıyı hafif yapmış oluyoruz. Yani üstünde çok fazla ağırlık oluşturacak bir materyal yok. Arkaya doğru gittikçe dıştan pek bir şey olmasa da içten bir topuk koruması var. Fazla aşil yastıklaması yok. Dili tatlı, dili benim çok hoşuma gitti. Oldukça pofidik ve daha kaliteli materyal olan şu siyah kısmı var. Yani keyifli, bağcıkları sıktığınız zaman çok iyi kapanma, çok iyi kitlenme hissine sahip oluyorsunuz. Bu materyalleri benim vereceğim puan 10 üzerinden arkadaşlar. Yani 7.9 mu versem diye düşündüm ama 8 daha güzel bir puan olacak. 10 üzerinden 8. Biraz dandik ve ucuz hissettirmesi ve biraz da sizleri iyi tutmuyor olması puan kırmama sebep oldu. Ama havadar olması, hafifleştirmesi de 8'e ulaştırdı puanımı, öyle söyleyebilirim. Hemen destek noktasında bakalım ayakkabı sizlere nasıl destek verecek. Şu görmüş olduğunuz ön yüzey, yani şurası oldukça çıkıntılandırılmış. Şöyle baktığınız zaman zaten eğimi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yanına yapacağınız hamlelerde devrilmeyi bir miktar azaltıyor. Bir miktar da ayağınızın dışarı çıkma hissini azaltıyor ama yeteri kadar değil. Fena değil, yine güzel olmuş. Bu çıkıntı işi hoş duruyor. Yalnız şöyle bir tuhaflık var ki arkası görüyorsunuz çok kayık gibi. Yani şöyle koysam mesela, şöyle bassam, şuralardan biraz arkadaşlar böyle ayağınız özellikle içindeyken çok dengesiz hissettirebilir. Yani topuğunuz hafif böyle bir burkulma hissine gelebilir. Bileksiz de olması zaten bileklerinizin burkulmasının önünü açabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ben böyle bir şey yaşamadım ama hani bu böyle ara ara işte spordayken, işte koşu bandında veya işte inip çıkarken ufak bir his oldu. Özellikle çok böyle arka topuklarında oynayan, yani arka topuklar üzerine düşen, işte Yanis gibi Eurosteplerde arka topuğunu kullanan, yani arka ayağını kullanan arkadaşlarım varsa buna dikkat etsinler. Ha, ben çok olacağını düşünmüyorum ama hani ekstra bilgi olarak bunu söyleyebiliriz bence. Yan taraftaki genişlik, şurada görmüş olduğunuz ekstra materyaller biraz olsun destek sunuyor. Ama genel olarak destekte eksik, özellikle ağır arkadaşlarım yana doğru hamleler yaparsa biraz daha bunu fazla hissedebilirler. Destek noktasında benim vereceğim puan arkadaşlar 8.2 olacak bu ayakkabıya. Üst kısmı daha güçlü olsaydı, şuradan bir çıkıntı olsaydı ve arkası biraz daha düzgün bir yüzeye basıyor olsaydı belki daha fazla verebilirdim diye düşünüyorum. Kaç numara aldım? Arkadaşlar 45 numara aldım. Önden biraz uzun, yanlardan dar bir ayakkabı. Curry'lerin aksine Curry'lerde yanlardan hafif genişti, önden kısaydı. Böyle ayağım vuruyordu 45 numara almama rağmen. Belki biraz arka topuktan ittirmiyor olması da önden uzun yapıyordur. Şimdi artık yeni ayakkabılarda moda biliyorsunuz. Arkaya, şuraya, bileklerinize deli gibi aşil yastıklaması koyuyorlar. Sizin ayağınızı ittiriyorlar. Ayak parmaklarınızı önden vuruyor. Burada öyle bir durum yok. 44.5 alsam yanlardan çok dar gelirdi. Ben 45 aldım. Artık Under Armour numaram da Nike numarama benziyor. Sizler de Nike numaranız neyse, yani Kyrie'lerde, işte LeBron'larda, KD'lerde ne giyiyorsanız bence onu alsanız sıkıntı olmayacaktır. İnce ayaklı arkadaşlarım, hani ben 45 aldım, siz 44.5 almayı düşünebilirsiniz. Daha dar, yani Adidas numaranıza kayabilirsiniz. Eğer kaç numara almanız gerektiğini bilmiyorsanız benim bunun hakkında yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. Kaç numara ayakkabı almalıyım şeklinde bir aratırsanız benim YouTube kanalımda bulacağınızı düşünüyorum. Eğer ki bu ayakkabı indirimden bulabilirseniz veya bir outlet'ten falan bulabilirseniz kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Gerçekten çok keyifli, güzel. En azından gündelik giyersiniz. Ben öyle yapacağım. Spor salonlarına giyeceğim. Under Armour fitimin altına giyebileceğimi düşündüğüm keyifli bir spor ayakkabısı olarak görüyorum. Sizler de öyle bakabilirsiniz. Fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Hele 600 lirada falan buluyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Ama hani 900 lira bile bence alınabilir. Bütçeli modeller içerisinde benim dediğim gibi bu kadar beğendiğim olmadı. Yastıklaması, taban tutuşu harika. Üst kısmında güzel. Çok fazla crossover yapmıyorsanız, çok fazla yana doğru hamle yapmıyorsanız fazla hissedeceğinizi düşünmüyorum. Dışarıda pek oynamanızı tavsiye etmem. Ayakkabının ömrünü çok kısaltmış olacağınızı düşünüyorum. Böylelikle de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden detaylı bir inceleme olmuştur. İçinde uzun süre vakit geçirdikten sonra sizlere düşüncelerimi, fikirlerimi anlatmak istedim. Yorumlarda yine aklınıza takılan şeyler olursa yazabilirsiniz. Başka hangi ayakkabıları görmek isterseniz aşağı yine yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abone olmayı unutmuyorsunuz, like atmayı unutmuyorsunuz ve o çan işaretini, zil işaretine basarsanız her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olur. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dahisi bugünlük out. Boom.